Türkiye zaten bir turizm ülkesi. 40-50 yıldır turizm yapıyor. Aktif. İşte dünyanın turizm ülkelerinden biri. Hani bilinen destinasyonlarından biri. Ne oluyor da başına sürülebilir gelince işin rengi değişiyor? Ne ha. ki bu? Hani nasıl oluyor? Yine bir aldatmacanın içinde miyiz? Yine bir böyle bir marketing, pazarlama statüsünün mi kucağını düşüyoruz falan? Böyle sorular geliyor. Bence de haklılar böyle soruları sormakta, şüphelenmekte. Bu otelin suyu nasıl kullandığı, enerjiyi nasıl kullandığı, atıklarını nasıl hallettiği, değerlendirdiği filan bütün bunlar hepsi giriyor mu içine? Tam bu başlıklar biliyor musun? Tam bu başlıklar enerji, su, atık, peyzaj. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba. Merhaba. Ferdi Akarsu ve Mehveş Evin'le ...yine bir yeşil dalgada karşınızdayız... ...dalga dalga ilerliyoruz değil mi? Evet, dalgayı bugün de kalacağız. Evet, bugünkü konumuz e, turizm... ...daha doğrusu sürdürülebilir turizm diye bir şey var mı? Yani e, sürdürülebilir turizm, ekoturizm... ...yeşil turizm gibi farklı e, kavramlar da kullanılıyor... ...bunlar gerçekten var mı, nasıl yapılır... Ne anlama geliyor? Türkiye'de uygulanıyor mu? Dünyada bu konuda gidişat nedir diye soralım dedik. Çünkü neden? E, turizm Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından biri. E, hatta bu sene geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yani Ekim'de açıklanan verilere göre turizm gelirleri yüzde 27.1 arttı e, ve bu alanda daha da fazla yatırım yapılması, daha fazla turist çekmek için de kültür ve turizm bakanlığının çeşitli faaliyetleri oluyor. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, şu gerçek mi şunu soracağım Ferdi. Birincisi turizm yani kitlesel turizm mi bir yere ayırmak mı gerekiyor? Ee, bu bize hakikaten bu şekilde devam edersek kurtarır mı diye başlayalım istiyorsan peş peşe gelen soruları da tamam. araya tamam. araya e, da alırız koyacağız. zaten. Soru. Şimdi şunu söylemek lazım. İlk sorunu hemen söyleyeyim. Gerçekten turizm önemli bir şey. Onu bilmek lazım. Ee, sadece ekonomik açıdan da değil. Genelde politikacılar, işte akademisyenler vesaire hep bunun ekonomik boyutunu falan anlatırlar ama baktığınız zaman aslında sosyal faydaları çok olan bir e, bir endüstri. Hani bacası endüstri deniyor ya. Baktığınızda endüstri Dolayısıyla onu da konuşalım. Yani sadece ekonomi demek değil turizm. Bir kültür paylaşım yoludur. Bir hayatı zenginleştirme, iyi vakit geçirme yoludur. Hani bizlerin de gündelik hayatın dışına çıkıp yeni kültürler adapte olma, yeni yerler görme gibi ihtiyaçları var. Bunu da sağlıyor ve bunlar bir şekilde iyi kötü iş hayatımızdan sıyrılıp birazcık mutlu olmamızı sağlayan zaten az buçuk şeylerden biri. Dolayısıyla hani sadece ekonomi olarak da bakmamak lazım onu söylemek istiyorum birincisi. Hı, hı. E, şunu da bilmek gerekiyor sadece ekonomiye ekonomi olarak bakmıyoruz ama e, ekonomiye inanılmaz büyük bir etkisi var olumlu anlamda. O da şu baktığınızda küresel ölçekte gayri safi aslanın yaklaşık yüzde onu turizmden geliyor tüm dünyada. Yani şaka değil her gelen işte 100 liranın diyelim kazanılan dünyada ya da harcanılan genel olarak 10 lirası turizm. ...yani 1 bölü 10 çok büyük bir oran... ...bir sektör için bakıldığında ki... ...bacasız bir sektör diyoruz hani... ...biraz daha işin soft boyutları o... ...daha da güzel yanlarından biri... ...bu istatistik e, çok önemli... ...ben önemsiyorum... iş, iş ...işlendirme oranına bakıldığında... ...yani hani istihdam potansiyeline bakıldığında... ...her 11 kişiden... ...biri turizmde çalışıyor dünyada... ...neredeyse %10... ...ki bu oranda artıyor... ...yani yaklaşık... E, büyüme hızına baktığınızda bunun hızlıca arttığını da görüyoruz. Dolayısıyla hani istihdam anlamında da dünyanın e, belki mi sektörlerden biri dolayısıyla turizmi e, hani konuşurken ekonomik olarak da konuşmak o yüzden önem oluyor, önemli oluyor. Evet Türkiye gibi ülkelerde daha da büyük önemi oluyor. Evet. Ona da birazdan hani istatistiklerle gireriz. Zaten çünkü bizim cari açık gibi bir derdimiz var. Evet. Evet. Ee, onun da yani ilacı e, en azından bugünlerde diyelim, bu, bu yıllarda birazcık öyle görünüyor. Evet ama e, bir yandan da şöyle bir sorun yok mu Ferdi? Yani şimdi bacasız sanayi, e, bacasız bir e, sektör dedik ama bir yandan turizmle ilgili yani hali hazırda yapılmış e, yatırımlar var. Bir de e, devamlı daha fazlası için yatırım yapılıyor. Yatırım derken ne yapılıyor? Bunlar genellikle otel oluyor. Evet. Ee, oteller, otelleri bir bakıyorsunuz işte sahiller vesaire ya da mesela e, Kapadokya gibi e, son derece büyük ilgi çeken bir turizm destinasyonunda da müthiş bir yapılaşma oluyor. E, o zaman bu tam da söylediğin şeyle birazcık yani evet bilir, bir çelişkili bir durum yok mu ortada? Yani e, turizmde biliyor cari açığı da böyle kapatacağım diye diye Dağ taşı, e, sahili e, otellerle doldursak, kocaman otellerle doldursak, e, bunun gelecekteki ya da şu andaki bile etkileri ne olabilir diye bakalım. Çünkü e, senin de benimle paylaştığın bir veriye göre galiba bu emisyonların e, total küresel emisyonların yüzde beşinden. Evet. Turizm Beş sektörü. Ile 8 sektörü. Gibi arası. Beş, sekiz evet. arası. Neden? Turizm deyince sadece kal... Yani otel anlamıyoruz. Bir noktadan bir noktaya gidebilmek için de... E, Uçaktır, özellikle araba da tabii. Uçak, araba vesaire kullanılıyor. Hepsi. Özellikle e, deniz aşırı ülkelere yapılan seyahatlerde. Ki çoğu bu... da böyle oluyor. <laughs> çoğu da böyle oluyor. <laughs> Hepimizin canı istiyor zaman... bir yerlere gitmek. O zaman attık topu sana bakalım. Yani ne olacak? şöyle tam da o konuya geliyoruz işte. Hani bir yandan turizm derde deva hem insanın mutluluğu için bakınca bir ölçüde bir yandan da ekonomik olarak ama günün sonunda her zaman öyle mi oluyor olmuyor ne yazık ki işte bizim hep konuştuğumuz bu sıkıntılı nasıl yapıldığı ile alakalı olan durum burada da devreye giriyor şimdi şunu anlatmak lazım birincisi iki tip turizm gelişti artık onu bilelim birincisi bu mes turizm denen kitle turizmi olarak e, Türkçeleştirilen Türkiye'nin de dünyadaki başa aktörlerden biri olduğu durum. O hepimizin bildiği, biraz açıklayayım onun ne olduğunu. Bu deniz kum güneş de, özellikle bu kıyı sahil şeridinde bu büyük her şey dahil otel sisteminin genelde e, yaptığı turizme kitle turizmi deniyor. Sadece bunu Türkiye'de yapmıyor yani. İspanya öncülerinden vesaire Fransa. Bir dünya ülke yapıyor bunu şu anda. <laughs> Kruz şeylere de dahil mi buna? Yani bir ölçüde dahil. dahil. O da yani nasıl yaptığınıza göre değişiyor. Kruz konusunu ayrı konuşalım. Ayrı ama. konuşalım. Çünkü kruz evet başka evet. bir de durum. Türkiye Hı -hı. için ayrı da bir önemi var ki bu evet. aralarda onu da söyleyeyim. Yine bu patlayan bombadan sonra birçok kruz gemisi Türkiye'den destinasyonu yani Türkiye ayağını çıkarttı. Üzücü bir haber onu söylemek lazım. Evet. Normalde İstanbul'a, İzmir'e işte Kuşadası'na falan tekrar gelmeye başlamışlardı biliyorsunuz. Şimdi yine... ...büyük bir oranda yine böyle bir iptallerin olduğunu biliyoruz. Yani evet. rotalarından Türkiye'yi çıkartma hikayesi yine... ...yani o 2014-2015'lere e, yine bir back to back yaşıyoruz böyle bir geriye dönüş. Dolayısıyla öyle bir e, kitle turizm olayı var. Bunu bilmek lazım. Yani zararlı olan kısmı bu. Peki diyeceksin ki Ferdi niye zararlı? Birçok nedenden dolayı bir turizm kaynak olarak yani bizlere, turistlere... İki şey sunuyor aslında bakılınca. Doğal ve kültürel değerler. Bazen ikisi yan yana, bazen Kapadokya'da olduğu gibi hani Konya'da olduğu gibi daha kültürel değerler. Bazen işte Antalya'da olduğu gibi doğal, o güzel işte güneştir, kumdur. Bazen ikisini sunuyor. Ama bunu yaparken şöyle bir dert oluyor. Tam da senin söylediğin oraya geliyor. Bu kaynak değerleri ne yazık ki hunharca yok ediyor ve etti. Kaynak değerler derken neyi kastediyorsun? Yani kıyılarımız bir, kültürel ormanlar, değerlerimiz, denizler. ormanlar yani bu. Turizmin yapıldığı yerler neresiyse ne yazık ki hani hiç yok olmamışçasına yani hiç böyle hiç o yok bitmeyecekmişçesine bunlarca kullanıyor. Ee, o yüzden hani birazcık ağır bir aslında sanayi gibi davranıyor bakılınca. Ee, ama bu şey e, ne yazık ki hani turizmin kötü tarafı ve ülkemiz de bunun kötülerini yaşadı. Hani örnek hep vardır ya bizim zamanımızda Kuşadası neydi? Şimdi Kuşadası şehir oldu. Mesela Kuşadası zamanın belki 20-30 sene öncenin önemli bir turizm destinasyonu. Şimdinin Kaşı gibiydi mesela. Datçası gibiydi. Herkes Kuşadası adaya gittik geldik falan. Kaybettik. Kuşadası artık bir şehir gibi oldu yani. Fethiye artık bir şehir, tek başına şehir olsa... Bodrum bir şehir. Bodrum bir şehir oldu, Didim bir şehir oldu. Mesela yani buralar aslında önemli, küçük... ...böyle Türkiye'nin hani e, Akdeniz'deki kıyısındaki... ...güzel turistik kasabalarıydı zamanında. Biz o kadar büyüdük bu mes turizm, kitle turizmiyle ...o kadar her yeri otel, turizm, turizm dedik ki... ...yani birazcık sürümden kazanalım diye... ...aslında kaynak değerimiz olan o güzellikleri... ...işte o Fethiye'yi, o Didim'i, o kıyıları... ...birdenbire beton haline getirdik ve... Günün sonunda da artık şunu diyoruz, turizmciler de bunu söylüyorlar. Yani evet güzeldi, geçmiş olsun. Öyle diyorlar ama bir yandan da devam ediyorlar. Yani imarın olmadığı, koruma alanların olduğu... ...işte mesela Marmaris'te e, evet. bu Kızılbük hikayesi var. Yani hukuk vesaire falan bütün şeylere rağmen, kararlara rağmen devam ediyor ve... E, milli ormanın içine giriyor. Hani bu sadece bir örnek. Evet. Kuzey Ege'de de var bir sürü yeni planlar çıkıyor. Deniyor ki işte şuraya liman yapacağız ama büyük liman. Hepsi bir arada olunca da e, sen aynı yönde istikamette ilerlersen aynı şeyler orada da olacak. Ve bunu gözle görmeye başladık aslında. Evet. Evet. Belki buna dair bir şey söylemek istersin. Evet orada istersin. bir çelişki gibi bir şey var. Çünkü Hı. insanlar bunu soruyor. Hocam diyorlar yani. Madem o kadar kötü buralar gitti falan filan ama hala turist geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Onu bilmek lazım. Onu söyleyelim. Turist geliyor ama doğru. Çünkü dünyada her zaman turist var. Şöyle değişiyor. Önceden bize Avrupa'dan turistler daha çok gelirlerdi. Onları bir şekilde o turizmdeki kaliteyi bu bölgeleri koruyamadığımız için minik minik kaybettik. Ama dünyada insan bitmiyor. Turizm pazarına her yıl yeni yerler açılıyor. Mesela son yıllarda özellikle belki son 15-20 yılda Hindistan, Çin gibi pazarlar belli ölçüde Afrika, Rusya zaten devamlı ara ara devamlı geliyor. Çünkü burada doğum oranları çok yüksek. Baktığınızda dolayısıyla merak eden bir yerleri görmek için insan sayısı hep oluyor. Ama arada şöyle bir fark var. Evet insan geliyor, turist geliyor. Ne kadar para bırakıyorlar? Sıkıntı orada. Şimdi evet. orada biz gol yiyoruz. Evet. Zaten orada bir bataklığa düşmüş gibiyiz. Hani nasıl bataklıkta dibe doğru gittikçe daha çok çırpınırız... ...ve kendimizi daha çok aşağı çekeriz. Klasik bu. Şu anda onu yapıyoruz. Artık böyle dünyadaki en ucuz turist gruplarını ağırlayan geceleme e, sayıları olsun geceme işte bıraktıkları e, paralara bakıldığında en düşük o kadar ki böyle Avrupa'nın falan hani böyle zincir marketlerinde Türkiye tatilleri falan satılıyor kampanyalı bir hafta 20 gün falan böyle yok paralarına gidiyor. Öyle bir de çok pardon şöyle de bir şey var tabii e, kur e, meselesi yüzünden Türk lirası o kadar değersizleşiyor ki Giderek daha ucuz evet. e, bir destinasyon haline geliyor dolayısıyla insanlar belki de e, ya, fazla şey sorgulamadan ya ne kadar ucuz biz de hadi atlayalım gidelim bir hafta sonu madem bu kadar ucuz ya da eşte ne bileyim dört beş günü orada geçirelim ama hani bir otelde kalalım yiyelim içelim ondan sonra da dönelim gibi bir şey oluşuyor başka ülkelerde şu başladı sen daha iyi bilirsin Ferdi. Ee, ...mesela Yunanistan bile başladı... ...bile diyorum... Ee, yani ...bile derken... E, ...şunu kastediyorum... ...Yunanistan'da çok bol miktarda... ...işte bu deniz, yemek... E, ...turizm... E, ya yani mas turizm... ...pek yoktur... ...adalara çok dağılmış Daha bir şey var... Yani. ...daha butik... ...o butik şeyin üzerine ben yoğunlaşacağım... ...diye bir e, karar alıp... ...hatta hatır yanlış hatırlamıyorsam... E, ...Girit gibi... ...Rodos gibi adaları da merkezine koyup burada sürdürülebilir turizm e... Destinasyon destinasyonu oluşturma. oluşturmaya başladı. Şimdi o zaman tam da bu, bu noktada şunu sorayım. Sürdürülebilir turizm nedir? Böyle bir kavram var mı gerçekten? <laughs> Böyle bir kavram var, soru çok güzel oldu. Sürdürülebilir turizm de var... Daha çok bebek, ben hemen soruları hızlı hızlı yanıtlayayım sonra muhabbet açayım diye uğraşıyorum. Daha çok bebek, dünyada çok güzel yapan yerler var. Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hızlıca kısa cevapları verdim. Ama her zaman aması var. Yani hep burada programlarda bu geliyor. Ee, sürülebilir turizm çok kafa karıştıran bir şey. Sürülebilirlik kavramının başına geldiği her şey zaten kafa karıştırıyor insanlarda. Haliyle bir şüpheyle yaklaşıyorlar. Şimdi diyorlar ki doğal olarak... Türkiye zaten bir turizm ülkesi. 40-50 yıldır turizm yapıyor. Aktif işte dünyanın turizm ülkelerinden biri hani bilinen destinasyonlarından biri. Ne oluyor da başına sürülebilir gelince işin rengi değişiyor. Ne ha. ki bu hani nasıl oluyor? Yine bir aldatmacanın içinde miyiz? Yine bir böyle bir marketing pazarlama statesinin mi kucağını düşüyoruz falan? Böyle sorular geliyor. Bence de haklılar böyle soruları sormakta şüphelenmekte. Aradaki en temel fark şunu söyleyeyim. Sürülebilir turizm kitle turizminin kötü yaptığı şeyleri yapmayan turizm diye düşünebilirsiniz. Çok basit. Ne demiştik demin? Ne yapıyordu? Kaynak değeri yani doğayı, kültürü yani bizlere sunduğu kaynak değerleri yok etmeyen turizme sürülebilir turizm diyoruz. Yani şu anlama geliyor. Turizm yaptığınız yerde doğaya, kültüre, oradaki çalışanlara, oranın yerel halkına oranın sosyoekonomik yapısına katkı koyan bir mahiyette iş yapıyorsanız yaptığınız işin adı sürle bir turizm oluyor. Çünkü kitle turizmi bunu yapmadı, yapmıyor. Daha çok karlılık uğruna çalışanların da ne yazık ki büyük oranda aslında emeklerini bir ölçüde sömürüyor. Oradaki doğayı bir ölçüde sömürüyor. İşte görüyoruz otel yapacağız diye kum, deniz kumunun, karettaların üreme işte alanları yok ediliyor. Hala Antalya'da günümüzde yani bu 30 sene önce olurdu. Hani ...ne oluyor ya derdik, şey evet var, derdik. Hı? Şu anda yani yapılıyor bu, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla eğer bunları yapmıyorsanız... sürdürülebilir turizm olarak adlandırılıyor. Çeşitleri var. İşte hı -hı. ekoturizmdir, agroturizmdir, hani... ...çok fazla var. Bazen sağlık turizmi eğer iyi yaparsanız... ...inanç turizmi aynı şekilde... E, ...kongre turizmi yine iyi yaparsanız... ...kriterlerini anlatırız birazdan... E, sürdürülebilir turizm yapmış oluyorsunuz. E, o yüzden hani kafa karışacak aslında çok fazla bir şey yok. Yanlış olarak düşündüğümüz, gördüğümüz turizm uygulamalarını yapmayan turizmi sürdürülebilir turizm deniyor ve kuralı, kaidesi, standartları vesaireleri var. Onlara da gelelim. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Mesela ben bir yere gitmek istiyorum. Kıbrıs'a gitmek istiyorum ya da Kaş'a gitmek istiyorum. Bakıyorum nerede kalabilirim vesaire hani paket tur seçmeyeceksem tabii ki. Nerede kalabilirim derken orada mesela diyor ki işte bu bir yeşil oteldir. Ya da bir işte sürdürülebilir turizmle ilgili bir takım etkinlikler düzenliyorum gibi bir şeye kapıldım diyelim gerçekten öyle olup olmadığını nasıl anlarım? Yani bu işin kriterleri nedir? Evet aslında yine aynı hikayeye geliyoruz bu etiketlendirme olayına. Çünkü bu sürülebilirlik kelimesini kullandığımız anda bunun takibi kriterlerini bilmemiz gerekiyor. Bunu da yapan dünyada inanılmaz çok sayıda artık sertifikasyon var. Bu yeşil otel sertifikasyonları genel olarak diye geçiyor. İşte Green Hotel bunlardan biri, Green Globe bunlardan biri. Hani bu saydıklarım en hani böyle bilinenleri. Ülkemizde de var hatta. Türk bizim Turizm Bakanlığımızın Yeşil Yıldız diye bir uygulaması var. Nasıl bizim otellerimiz bir yıldız, üç yıldız, beş yıldız ya. O yüzden zamanında Yeşil Yıldız diye bir program e, Kültür Turizm Bakanlığı çıkarttı. Büyük ölçüde de işletmeye çalışıyor. İşte bir yüzün üzerinde Kriter serisi var. O Kriter serisinden ilk başta ilk özellikle 10 tanesi kesinlikle yapmak zorunda oteller örnek veririm. Kalanların da yaptığı ölçüde yıldız almaya hak ediyor. Öyle söyleyeyim. Yapamıyorsa da almıyor ve bu iki yılda bir de denetlenmek zorunda denetleniyor. Tüm sertifikalarda olduğu gibi. Dolayısıyla bir otel sen gördün bir yerden bir internet sitesinden ya da gittin kapısında hakikaten bir bilmem ne yeşil yıldız diyor falan diyor filan diyor. Ee, o büyük ölçüde bu saydığım gibi bir şeydir ve e, arkasında bir durum vardır. Peki bunun fake olanları yok mu Ferdi? Şimdi Tabii kredi... ki işte ben de o, onu söyleyeceğim. Evet, ama. light olanları var. Fake olanları değildi. De, yani o sertifikasyon muhtemelen denetleniyordur ama kriterleri öyle bir seçersiniz ki Aha. mesela ki o kriterleri bir şekilde Ha üç kriter meselesine gelelim çünkü tamam. e, yani yeşil otel deyince mesela bu otelin inşaatı bu otelin suyu nasıl kullandığı, enerjiyi nasıl kullandığı, atıklarını nasıl hallettiği, e, değerlendirdiği filan bütün bunlar hepsi giriyor mu içine? Tam bu başlıklar biliyor musun? Tam bu başlıklar. Enerji, su, atık, peyzaj ondan sonra biyoçeşitlilik, halkla olan evet kültürel çeşitliliğe kültürel saygı. saygı bunun gibi böyle başlıkları var her başlığın altında kriterler var mesela bir iki tane örnek verir enerji kriterinde light olanlar diyor ki mesela işte otelin yüzde yirmisinde ya da en azından bir katında hani enerji etkin uygulamalarınız olsun. Hepsini söylemiyor mesela. Koskoca Hı -hı. otel diyelim siz yedi yıldızlı bir otelsiniz. Enerji etkinliği ne ne demek yani istiyor işte yani? Yani işte led mi kullandın, işte elektriğini bir kaynaktan mı aldın? O da bir bölümünde mesela hani koskoca otelin. Anladım. Ya da mesela diyor ki e, otelin en azından bir katı diyor e, sigara içilmesin diyor. Mesela hani bu da mesela sigara ile ilgili durum. E, baktığın zaman koskoca otel dünya kadar elektrik harcıyor. Otelciler, bilirler, turizmciler otelin en büyük gelirlerinden biridir. Enerji giderlerinden biridir doğrusu o. Ama şimdi siz bunun tamamını normalde yeşil olsun istersiniz. Sürülebilir bir enerji kaynağından hani üretilsin. Mümkünse mesela rüzgardan işte mümkünse güneşten otel kendi elektriğini üretsin. Böyle asıl yeşil olur. Bunlar isteyen sertifikalar da var ama işte bunlar birazcık zor sertifikalar ve bizimkiler genelde kolaya kaçıyorlar. O yüzden light sertifika dediğim bu. Günün sonunda evet o otelin biri diyelim o yeşil yıldızı enerjiden dolayı alıyor ama baktığınız zaman sorduğunuzda e ne yaptın? E sen elektrik hani hiç öyle kendin üretmiyorsun falan hani bildin yine şebeke yani benim evimden farklı. İşte ama diyor ki 10 tane odamızda öyle elektrik kullanıyoruz ya da iki katımızda hep led kullanıyoruz işte enerji tasarruflu ürünler kullanıyoruz. İşte bunlar light sistemler birazcık. Ya e da havluları şu kadar şeyde yıkarız falan. Evet, alan. evet gibi şeyler de mesela enerji kısmı böyle onu söyleyeyim. Mesela su kısmında diyorlar ki biz e, suyumuzu denizden alıp örnek veriyorum Türkiye'de uygulaması olduğu için e, desaline edip tuzundan kurtarıp işte belli yerlerine onu veriyoruz falan. Halbuki beklenen şey artık dünyada yeşil olması için gri su sistemi. Yani suyu kullandıktan sonra kapalı devre içinde dönüp tekrar o suyun... ...aratılıp evet aynı şekilde dönmesi ki denizden işte yer altından... ...ya da bizim şebekelerimizden, kuyulardan yeni su almasın. Çünkü zaten bu oteller kapalı devre sistem. De. Çok rahatlıkla artık günümüz teknolojisi, mimarisi bunu yapıyor. Bunun örnekleri var. Ama onlar ne yapıyorlar? Mesela bir işte deniz suyu arıtma sistemi kuruyor örnek veriyorum. Muslukları o havalandırmak için su miktarı azalsın diye perlotu koyuyor... Oradan o puanları alıyor mesela bir iki tane puanı. Tamam. Onu da sağlamış oluyor. Günün sonunda böyle böyle dolduruyor. Atık konusunda mesela örnek vereyim. Normalde biz ne bekleriz? Tek kullanımlık artık olmasın otellerde. Değil mi? Tek kullanımlık evet. plastik, tek kullanımlık hiçbir şey olmasın. Mesela en çok ne kullanılıyor? Şu küçük küçük şişecikler vardır ya fancy böyle falan. Evet. Onların hepsi plastik bir kere kullanılıp ne yazık Su ki atılıyor. Evet, Aynı şekilde en, yani en çok suda, işte meşrubatta vesaire. Onlar var. Aynı banyoda kullandığımızda ha. deterjanların olduğu küçük kutucuklar. Tabii kozmetik en şeyler. En çok onlar gidiyor. Çünkü bir kere atıyorlar. Mesela artık öyle uygulamalar bekliyoruz ki, istiyoruz ki... ...hakikaten o ya bir doldurulan bir sistem olsun... ...devamlı her seferinde atılmasını... ...ya da zaten küçük küçük kutucuk yerine duvara bir şey monte edin... ...onu doldurun, biz ondan alalım. Yani illa ben küçük kutucuk görmek istemiyorum mesela... Ama bunu bu kadar yapmayabiliyorlar ya da o deterjan mesela kullandıkları o işte hijyen sıvısı diyelim. E, denizde çözünebiliyor mu? Biodegradable mı? Mesela ben bunu görmek isterim. Yeşil olacak otele. Mesela bunları her zaman göremiyorsunuz. Birini yapıyor, birini yapmıyor. Puan aldım diyor, geçiyor. İşte light sistemler böyle. Hı hı. O yüzden baktığınız işte gittiğin otele diyelim, o yeşil sertifikasyonda mutlaka bu kriterlerine ee, bakmak gerekiyor, neyi ne yaptı, ne kadar yaptı diye, onu onu bilelim. Biraz daha işin light kısmını anlattın tamam. ee, ama gerçek olsa biraz da aslında örneklerinle de bunu açtın. Yani şöyle olması gerekir vesaire diye. Bu anlamda mesela e, iyi örnekler başladı mı evet. Türkiye'de? bunlardan bahsedebilir miyiz? Yani bu anlamda bir farkındalık gelişiyor mu diye söyleyeyim sana. Yani Türkiye'de de yavaş yavaş başladı ama şöyle bir şey var Mehmet. Bizim hep turizm testlerinin çoğu 80'lerde 90'larda yapılma. Ya büyük yükünü orada oldu bitti yani. Yine yapılmıyor mu yine? Elbette ama oran çok düşük. Ve yapılan bir şeyi dönüştürmek sıfırdan yapmaktan ne yazık ki daha pahalı ve zor o kararları aldırmak da yönetim kurullarına daha zor. O yüzden hani Türkiye'de böyle bir topyekün bir belki devlet teşvikiyle bir sistem gerekiyor. Peyderpey tek tek oteller yine olsunlar hani eyvallah ama o sistemi o destinasyonları yeşil bölgeleri yaratmamız gerekiyor. Belli teşviklerle belki kredilerle bunu bir söyleyeyim hakikaten arada fark var. Örnekler var mı? Dünyada var Türkiye'de de var. Mesela özellikle bu binaların enerji etkin olmasıyla ilgili LEED gibi Hani en bilinenleri olduğu için evet. söylüyorum böyle brown lead falan gibi sistemler var ama onun da işte üç tipi var mesela işte gümüş altın diamond falan gibi elmas gibi mesela elmas en strik kuvvetli olanı hani light olmayanı mesela gümüş olanı biraz daha light olanı gibi Türkiye'de de artık belli plazalar işte belli oteller belli otel grupları bunları alıyorlar kullanıyorlar ama ee, ...bir bölge olarak, tek otel değil de bir bölge olarak Türkiye'yi artık böyle bir bölgesel destinasyon bazında değerlendirmek e, daha kıymetli. E, ve dönüşüm çok daha hızlı olacak. Öbür türlü bir binanın işte yıkılmasını falan bekleyeceğiz ki 20-30 sene falan deyin. Onu işte devletten kiralıyorlar 49 sene eline. Genelde evet. otellerde öyle olur. Evet. Yenisi yapılacak da çünkü olanın üzerine bir şey yapmak çok kolay değil. Yani özellikle sertifiksel anlamda öyle söyleyeyim. E, ...zaman alıyor, yapmak istemiyorlar. E, zaten işliyor diyor. Niye benim başıma iş bela açıyor? Sonuçta o da... otel doluyor diyor günün sonunda. Anlatabiliyor muyum? Tabii ama bir yandan da bu şu demek. E, bunlar eskiler dönüştürülmesi hem e, maddi olarak hem şey olarak... ...yani girişimsel olarak daha zorsa... ...o zaman e, yeni oteller yapalım. Yeni e, şeyler, binalar evet. dikelim. Hani şimdi bu biraz daha yeşil gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu zaman devamlı olarak evet. siz o alanı, araziyi daha fazla kullanmış oluyorsunuz. Peki bu anlamda e, sektörden ya da otellerden talep edebileceğimiz şeyler nedir? Çünkü anladığım kadarıyla e, bu iş hep e, tüketici ya da müşteriyle şey arasında ya. Müşteri memnunsa <laughs> ha. Müşteri memnunsa ya ben işte koyarım oraya e, plastik şişelerimi. Ne bileyim, şunu yaparım, atığımı da e, denize girdikleri yerin az ötesine atı veririm. Adam akıntı zaten yani, <laughs> nasıl akıntı var ki böyle oluyor <laughs> Türkiye'de maalesef. E, bu anlamda neler talep edilebilir diye sorayım sana. Vallahi her şeyden öte, birincisi sorumlu olmalarını beklememiz gerekiyor. Sonuçta biz oraya bedava gitmiyoruz. Bu bir sektör. Anlattık işte dönem paraları, dünyaya katkısını falan. Eğer böyle bir kaygımız varsa ki olmalı artık iklimde olan bağlantısını da aslında birazcık da söylemek lazım. Hatta tam da zamanı yani e, dünyada yaklaşık yüzde onlara yaklaştık ki sen o, istatistikleri de verdin hakikaten bu küresel ölçekteki bu e, iklimi olan kötü etkisi şaka değil yani hani yüzde onlar e, hızla da ilerliyor. Dolayısıyla bunun bilincinde olan vatandaşlar olarak gittiğimiz otellerde mutlaka onlardan sorumlu olmasını isteyelim. Yani çok basit şeyler var. Odaya girdiğinizde mesela biz evimizde her gün çarşaf değiştiriyor muyuz? Mesela bir örnekle gidelim. Değil mi? Şimdi her gün böyle kirlenmemiş bile olmuş olsa çarşafı benim için temizle dediğiniz anda o oteli onlar onu temizler. Sıkıntı yok. O sistem onlarda çok güzel. O efsane makineler, deterjanlar aldır aldır falan. Ama günün sonunda o deterjan işte o senin söylediğin gibi denize gidiyor. Ve o deterjan ne yazık ki çok büyük oranda daha ucuz olduğu için ee, ...kötü olanlar hani böyle doğaya zararlı olanlar... ...onlar kullanılıyor ve denizde çözülmüyor. O çok sevdiğimiz, yüzdüğümüz aslında su... ...bizim deterjanla... ...bir yandan da boca oluyor baktığın zaman yani... ...işin kötü tarafı. Dolayısıyla mesela her gün... ...istemeyebiliriz. Örnek veriyorum odada benim çarşafım... Bunu artık ikraması. biraz öğrendi e, galiba insanlar. Yok öğrenmedi Yok, mi? Yok inan büyük otellerde falan özellikle işte... ...madem para veriyorum her gün yıkasın arkadaş <laughs> falan bir durumu var. Sonra mesela o tek kullanımlıkları... Plastik ben istemiyorum diyebilmeliyiz. Her şey dair sistemle örnek veriyorum. Gittiysek yani tabağımızı illa ben bunu zaten bedava diye tıka basa doldurup üçte birini yiyip üçte ikisini atmamalıyız. Çünkü ne yazık ki oteller bunları bazı güzel uygulamalar yapanlar var. Kompost yapıyorlar. Onunla da işte kendi peyzaj topraklarını ama bu inanın bana 100 tane otelden bir tanesi yapıyor. Diğeri olduğu gibi çöpe gidiyor. Bazıları da şöyle güzel şeyler de yapabiliyor işte hayvan barınaklarına bazen bağışlıyorlar falan hani öyle güzel uygulamaları olanlar da var ama günün sonunda büyük yekünü mesela çöp oluyor. Çok basit şeyler bakın yani evimizde de yapmamız gereken şeyler. Otele gittiğimizde onları talep etsek bunu üç kişi 5 kişi 30 kişi söylemeye başlasa yani o kulağa birazcık su kaçsa onlar da zaten yavaş yavaş bu neymiş nasıl olacak bununla ilgili ne yapacağız bilmekle öğrenirler araştırırlar yaparlar. Çünkü amaç o zaten onlarda para kazanacak beni memnun edecek. Ben memnuniyetsiz ayrılırsam bu nedenden dolayı bunu benim gibi 10 kişi söylese onlara ha, bu işte bir sıkıntı var bir konuşalım diyecek ilgili departmanlarla. Bunu söylemek bunu talep etmek yeterli ve bu bizim hakkımız yani. Sonuçta bedava değil bunlar para vererek gidiyoruz buralara. Evet. Ee, umarım öyle bir birinç olur da. <laughs> çoğu olur çoğu olur. olarak olur. olur Ama yani bak bireylere bırakmak da bu işi. Ben birazcık o kısmına sinir oluyorum Ferdi. Yani anlıyorum. Ee, tamam ben biraz duyarlı ya da bu işlere önem veren... ...biraz okuyup eden birini al bir tarafa. Ama aslında burada yapılması gereken zaten dünyanın gittiği belli şeyler var. var. Yani... E, senin söylediğin anlamda böyle sürdürülebilir bir turizmin devam edemeyeceği, bir yere kadar gideceği en azından e, açık. O anlamda da belki o işte yeşil destinasyonlardan belki bahsetmek biraz lazım. Bahsedelim. Aynen. Burada şurada haklısın. Ee, onu söyleyeyim. Yani elbette sadece bireylerin yapmasıyla bir şey değişmiyor şüphesiz. Bu bir ekosistem. Burada en büyük görev her zaman olduğu gibi özel sektöre ve devlete düşüyor. Sonuçta hani bunlar büyük oranda da işbirliğinin içinde çalışan kurumlar. Devletin ruhsatlandırma yaparken artık denetimlerinde bunları vatandaş yerine zaten onlara söylemesi, talep etmesi gerekiyor. Mesela evet. vergilendirecekse ona göre karbon ayak izine göre mesela o oteli vergilendirsin, değil mi? Hani ben evet. yine gidip talep edeyim ama bunu niye devlet yapmasın? Devletin gücü daha büyük. Tabii. Günün sonunda vergi verebilir, ceza ben gidip de otele ceza verebilir miyim? Tek ceza verebilirim. Artık bir daha sana kalmam derim. O evet. da eğer iyi Sen bir insansa... De. ...değilse de o... E canım. Evet evet. ...der geçer canım şimdi. Canın ister sadece sana güle evet, de. güle der. Dolayısıyla hani o devlet ve özel sektörün... ...payını vurgulaman bence güzel... ...olması gereken de bu ama... ...tek tek genelde devlet... ...ya da özel sektör ya da hani... ...meslek toplulukları ilgilenmeleri zor. O yüzden destinasyon kavramı... ...ve destinasyon yaklaşımını öneriyoruz artık. Yani örnek için söyleyeyim... ...Türkiye'nin belli bölgelerini siz... ...bir devlet eliyle Green Destinasyon vesaire gibi eğer e, belirlerseniz ki bunun belirleme kriterleri de var artık. E, onun güzel örneklerinden biri mesela şu anda Ayvalık Küçükköy'de e, hakikaten küçücük de bir köy ismi de o e, yapılmaya çalışılıyor. İşte UNDP Birleşmiş Milletler'in e, bir örgütü enerji ile birlikte bir e, Sabancı Üniversitesi'nin de akademik katkısıyla... ...bir yeşil destinasyon, turizm destinasyonu oluşturma projesi ortaya koyuyor. İsmi de Centrum. Türkiye'nin de ilk örneği, onu söyleyeyim. Ee, mesela araştırabilirler, nasıl olabilir? Bunun gibi belli köyleri, belli alanları diyelim, belli ilçeleri... ...yavaş yavaş bu... ...mantıkla yaklaştığımız zaman... ...devlet ona göre de oradaki... ...sadece bir tanesi için uğraşmaz, hepsi için uğraşır... ...daha kolay hale gelir. O yüzden destinasyon yaklaşımında ...turizmde benimsemek işleri kolaylaştıracak. Çünkü öbür türlü tek tek otel mi biter Allah'ını seversen... Ne ...bir şey kanunla, yani? bir yönetmelikle bütün o bölgedeki... ...tüm oteldir, restorandır... ...neyse turizme yönelik olarak... Bir... ...düzenlemeye sokabilirsin. Bu bu önemli bir şey. Bu önemli tabii. E, bitirirken de yalnız yine de kılçığımı atmadan yapamayacağım verdi. <laughs> Çünkü e, bu burada tabii bazı şirketler de e, zaten doğaya o kadar büyük zarar veriyorlar ki... ...yani çimento fabrikaları vesaire falan filan. Ondan sonra bu da e, kalkıp da böyle bir... Şeyin içine girmeleri güzel ama bir yandan da son derece doğaya zarar veren e, faaliyetleri de aynen devam eden şirketler birazcık da yeşil yıkamacılık Olabilir. yapmış oluyor. Örnekleri ha. var şunu söylemek lazım belki son cümle onu güzel bitirelim. Hep diyorlar ya Türkiye böyle geleceğin ülkesi fırsatlar Hı. var bakın burada gerçekten fırsat var. Sürülebilir turizm şu andaki o turizm dünyadaki bütün turizm pazarında daha yeni yüzde beşlere falan geldi bakın yüzde on bile değil. Ve önümüzdeki 2030'lara, 2040'lara kadar ki büyüme oranının yüzde 25 olacağı düşünülüyor. Yani o yüzde 5'ten yüzde %25 25'e gelecek pazar payında. Biz burada ne kadar bu destinasyon sistemini, yeşil felsefeyi ülkemize akreder, akredite edersek önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bu pazar payında yani sürülebilir turizm pazarında e, büyük bir rekabet avantajı elde edebiliriz. Ki Türkiye gerçekten bir turizm ülkesi bununla ilgili gelişmiş insan kapasitesi var personeli var hani bunu bilen bir ülke öyle diyelim. Dolayısıyla ama bu avantajı şey yapalım kullanalım önemli bir avantaj. Peki burada da nokta alıyoruz o zaman Ferdi ee, belki daha sonra daha farklı unsurlarıyla daha detaylarıyla bu meseleyi de yani yeşil destinasyon e, örnekler üzerinden de konuşabiliriz ama şimdilik... Herkese hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Ve yeşil dalgayı yakalayın. Evet yakalayın. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.